Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu iki renk, gösteriyorsam şayet size papatya yapacağım demektir arkadaşlar. Şimdi bu 3 boyutlu papatyayı yapacağım arkadaşlar size. Modelimiz bu şekilde. Yaprakların arasında açan papatya. Bu iğne oyasını size tığa çevirdim. Evet. Benim de tığa çevirdiğim hali bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde orada da iki yaprak arasında yapılmış bir boru ve çan çiçeği gibi açılmış papatya. Şöyle iğne oyasında olan ara suyuyla da arkadaşlar bu şekilde ara suyu yaptım. Ve şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet, her zamanki gibi yemeğimizin dört kenarını tığ battığıyla arkadaşlar bu şekilde dolanıyoruz. Tığ battığımızı hazırladıktan sonra bir tığ battığının içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Bir, İki zincir. Şu arada koyduğum bir tığ battı mesafesi var. Bakın arkadaşlar. Onu yaparak başlıyorum. Hemen ara mesafesi olarak tığ battımı yaptım. Bir defa tığımı doluyorum. 2, 2. 5 zincir. Buradaki trabzanımın arasına girip kapattım. 3 zincir çeviriyorum. Hemen bu 5 zincirin içine 3 zincirimi kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu kirpiklerim için yuva olacak arkadaşlar. Bakın buradaki hemen 3 zincirle döndüğüm yuva var ya, oraya bu şekilde 5 zincirimi sabitliyorum. Buraya bir tomurcuk yaptık. 5 zincir. Bakın arkadaşlar, hemen yanındaki boş olan tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya ara suyunu bu şekilde yapıyorum. Şimdi ara suyumla çiçeğimin arasına 7 tane tığ battı yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. Üçüncü tığ battım oldu. Dördüncü. Beş. Altı. Ve yedi. Mesafesini verdik. Bir zincirimizi çekiyoruz. Şöyle ters tarafına döndüm. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bir zincirimi çekip şöyle düz tarafına döndüm. Bir defa tığımın başını doluyorum. Yuvadan girip bir tane bu şekilde ilmek alıyorum. Üçünü birden buraya bir sahte trabzan yaptım, kapattım. Yuvamızın temelini attık. Bir zincir yapıyoruz. Bu yaptığımız sahte trabzanın içine girip bir tane ilmek alıp içinden bir zincir çekiyorum. Sonra ana yuvadan da girip bir zincir çekiyorum. 2, 2. Köşelerde muhakkak bir zincir. İlmeğin arasına girdim. Bir zincir. Sıradaki yuvaya girdim. Oradan da dibinde bir zincir çekerek ilmek çıkardım. Sıra yine yuvadakine geldi. Bu şekilde 4 tane arkadaşlar ilmek oldu tığımda. Evet, bir zincir çekiyorum. İlmek çıkarıyorum. Sıradaki yuvanın arasından ilmek. Sonra bir de yuvadan 5. 2 2 2 2 alarak yine çıktım başa.
Şöyle başına bir sıkı sıkı zincir çekiyorum. Bakın. Hemen baştakinden bir tane. Dibinden. Sıradaki yuvadan. Oradan da zincir çekerek bir ilmek. Sıradakinden. Şöyle. Ve en sonuncudan da bir tane de yuvadan. Tığımda 7 tane oldu arkadaşlar. Eğer 7 tane olduysa tamamdır. Yaprağımızın boyutu belirlendi. Bu yaprak orta boy bir yaprak. Benim için de yeterli. Daha büyük yapmak istiyorsanız 9'a kadar da bu ilmek sayınızı çıkarabilirsiniz. 1, 2 zincir. Artık aşağı inerken köşede bir yerine 2 zincir çekiyorum. Sabitliyorum. Şimdi bir zincir sıradakine normal sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir bu şekilde. Bir zincir sıradakine. Bir zincir hep topladığım ilmeklerin bu şekilde arasına girerek böyle sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. İndim arkadaşlar bakın. Sonuncu yuvamızın içine de şöyle girelim. Ve dibine de bir tane sık iğne yapalım. Yaprağımız bu şekilde oldu. Boyutu gayet normal arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum. Buraya borum için arkadaşlar yuva yaptım. Şu boru için buraya yuva yaptık. Evet, bu yaprağın aynısını buraya yapıp hemen boru işleminin yani çiçeğimizin işleminin yapımında buluşalım. Evet, yaprağımız tamam bu şekilde arkadaşlar. Bu yaprağımızın ortasına yaptığımız 5 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. 1, 2 tane zincir çekip şöyle kapatıyoruz. Bu birinci kirpiğimiz. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. Üçüncü yuvamız. Bakın bu şekilde 4 tane yuva yapacağız. Ve dördüncü yuvamız. 4 tane bakın bu 5 zincirli yuvanın içine ikişer zincir çekerek yuvalar hazırladık. Şöyle kendimize doğru çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu ilk yuvadaki kirpiğimizin 2 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitleyeceğiz. Bakın şu şekilde girdim. Şöyle. Hem de bunu çevireceğiz yani döndüreceğiz arkadaşlar. İlmeği çıkaralım. Bakın hemen borumuz döndü. Gördünüz mü? Bu dördüncü yuvadan hemen alınca bu şekilde ilmeği döndürdük. 2 zincir. Sıkı sık 2 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki bu 2 zincirli yuvadan girip ilmeğimi kapattım sık iğneyle. Şimdi bunu bu şekilde 4 sıra öreceğiz döne döne arkadaşlar. Hep 2 zincir çekip şöyle çevire çevire yuvalara batarak yapalım. Evet, borumuz hazır. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. 2 sıra arkadaşlar. Bir sıra çoğaltma işlemi, bir sıra da onun üzerine öreceğiz. Aynı bakın bu kapattığım noktanın içine tekrar bir daha çoğaltma işleminden yapıyoruz bu şekilde. 2 zincirle diğerine geçiyorum. Bakın sıradaki yuvanın 2 zincirli yuvanın içine kapattım. 1 2 zincir. Aynı yuvaya kapattım. 2 zincir sıradaki 2 zincirli yuvaya kapattım. Bakın çoğaldıkça şöyle ağzı kapak gibi açılacak. Açılıyor da yavaş yavaş. Yine 2 zincir. 2 zincir. Şöyle bakın. Çoğaltma işlemini yaptığımız yere geldik arkadaşlar. Aynı yere tekrar 2 zincir yaparak sonuncu çoğaltma işlemimi de yaptım. Şimdi bir sırada arkadaşlar hiç çoğaltmadan sadece yuvaların içine girerek bu şekilde bir sırada bu şekilde örüyorum. Bakın çoğalma işlemi yani bu çağnaz işlemi başladı bu şekilde. Şimdi bir sırada düz örüyoruz. Çoğaltma işleminin üzerine bir sırada düz yuvalar yapıyoruz.
1, 2. Her iki zincirli yuvanın içine girerek bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu başladığımız noktaya kadar düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Bismillah. Herhalde yine yanlış tığ aldım. Bir, iki zincir. Şurayı da yapıp hem de tığımı değiştireyim arkadaşlar. Bakın yine başladığımız noktaya geldik. Döne 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 bu şekilde yapıyoruz. Bir, iki zincir. Şimdi arkadaşlar bakın buradan ilk başladığım yuvadan da girip iki zincirimi buraya kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle uzun kesiyorum arkadaşlar. Şarjın ucuna değdi, sallandı arkadaşlar. Bu şekilde ipimi kopardım. Bunu uzun koparın. Şimdi ben bunun ipin dibinden girerek sarı rengimi başlayacağım. Evet arkadaşlar, bu yeşilin çoğaltma işlemini başlamıştık ya, hani boruyu bitirdikten sonra aynı işlemi yapacağız. Bakın arkadaşlar, buradan hem de şu yeşili yatıralım ki o da arada kaynasın hem de sağlamlaşsın. Bu şekilde kısa olduğu için biraz siz daha uzun bıraktığınız için daha güzel olacaktır arkadaşlar. 1, 2 zincir aynı noktaya. Bakın aynı yuvada bir tane daha batarak oraya bir artırma işlemi yaptım. Yine sıradaki yuvamın, yani yeşil yuvamın içine girdim. 2 zincirle geçiş yaptım. 1, 2 zincir. Aynı işlem, dediğim gibi artırma işlemi. Burada da var arkadaşlar. Bir sıra artırma işlemi yapacağız bu şekilde. Bir sıra da düz gideceğiz. Tıpkı yeşilde olduğu gibi. 1, 2 zincir. Sıradaki yuvaya girdim. 1, 2 zincir. Şöyle arkadaşlar her yuvanın içine girip artırıyoruz. 2 zincirle diğer yuvaya geçiyorum. Evet, şöyle ben bir hemen dolanayım. Bir de üzerine düz sıra gideyim. Sarımızı bitirip geleyim. Evet arkadaşlar bakın şu sarı ipi başladığınız noktada böyle bırakırsanız bitiş noktasında bu şekilde nerede başlayıp nerede bitirdiğinizi böyle iz olarak da bırakabilirsiniz. Yakmadım size göstereyim diye arkadaşlar. Püf noktası olarak. Evet, 5 ile başladığımız boruyu artırarak bu şekilde yeşilimizin açarak 10 yaptık. Sarımızla da artırarak 15 yaptık. Toplamda burada 15 tane ilmek var arkadaşlar. Şimdi sarı ipimi arkadaşlar bu şekilde yatırdım buraya. Ve sarıyı kapattığım noktadan giriyorum yine aynı şekilde. Hem de sarı ipimin üzerine bir tane sık iğne yaparak onu oraya biraz sabitlemiş oluyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu beyaz ip boy almadığı için biraz ince. O yüzden 2 zincir gözükmüyor arkadaşlar. 3 zincir yapıp sıradaki bakın yuvanın içine kapattım. 1, 2, 3 zincir ve 2 zincirli sarı yuvanın içine girdim. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde başa kadar 3'er zincir çekerek tüm yuvaların içine girerek dolanalım arkadaşlar. Bir sıra beyazımızı da dolandık. Bakın tam başladığımız noktanın içine de girdim. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki 3 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim. 2 zincir. Dönüyorum 2 zincirimi. 3 zincirimin içine kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. Döndüm yine. Bu aynı yuvanın içine, bakın hep aynı yuvanın içine işlemimizi yapıyoruz. Evet, buraya bir tane minik sinek kanadı yaptık. Yine 3 zincir. Yine yandaki yuvanın içine sık iğne ile 3 zincirimizi sabitledim. 2 zincirle dönüş yapıp 3 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar 7 tane zincir. Döndüm. Evet. Tüm sıraları arkadaşlar bu şekilde minik sinek kanatları yaparak dolanıyoruz. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir.
Hemen yanındaki 3 zincirli yuvama bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 2 zincirle dönüyorum. Bu 3 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. 7 zincir. 7 zinciri ters tarafta yapın arkadaşlar. Bu şekil kalıp gibi duruyor bakın. Yoksa tek tek tığ ile uçlarını kaldırmak zorunda kalırsınız. 7 zincirimi sıkı sıkı çektim. Düz yüzüne döndüm. Bu şekilde aynı bu 3 zincirli yuvanın dibini sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar bakın tüm yuvaları dolduralım ve şöyle rahat yapmak için yapmıştım arkadaşlar. Eğer size bu içi az geliyorsa yeşilleri de sarıları da üçer sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. Bana hani fazla büyük olmasın. Eğer büyük yaparsanız da havluya dikmiş olursunuz. Bunları tamamlayalım. Şunu kirpiklerini de yapıp videomuzu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu ortanın kirpiğini isterseniz yapmayabilirsiniz. Bakın ilk yuvadan sık iğne ile ipimi sabitledim. Buraya bu şekilde bir tane trabzandan yuva yapıp üzerine 4 tane kirpik yapıyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi hemen bu trabzana kapatıyorum. Bir tane kirpik yapıyorum. Bu kirpikten buraya 4 tane yapıyoruz. 4 zincir. Bu şekilde kapattım. 4 zincir. Kapatıyorum. Ve buraya trabzanımı kapattım. Şimdi arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum dibine. Ve ipimi koparıyorum. Hemen iplerimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu 5 zincirle tomurcuk olarak yaptığımız yuvalara da ikişer zincir çekerek 3 tane kirpik yapıyoruz. Bir sarı ve bir beyaz yaptım. Papatyanın rengi sarı beyaz olduğu için. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane de zincir çekiyorum. Ve bakın bir kirpiğimi yaptım. 1, 2 zincir. Kapattım. 2 zincir. Kapattım. Bu şekilde 3 tane kirpik hazırladım. Evet arkadaşlar modelimizi bitirdik. Bu şekilde şöyle. Modelimiz ağır bir model değil gördüğünüz gibi. Aşamalı bir model arkadaşlar. Fakat yapılışı yaprak yapımı daha önce gösterdim. Borusu da döne döne kendinden olan 3-4 sıra yapacağınız. Ve bu şekilde 3 boyutlu böyle içinden bakınca yavaş yavaş büyüyen yeşilinden dışına doğru sarısına doğru büyüyen bir model oldu. Kenarlarına da minik sinek kanatlarıyla bu şekilde tamamladık. Evet şöyle arkadaşlar karşıdan da şöyle görünümüne bakın. Çok hoş. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kamerayla birazcık yakınlaştırayım. Evet. Çok hoş ve çok zarif oldu arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Evet, yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.